Merhaba değerli takipçiler. Umarım herkes iyidir, herkes sağlıklıdır. Magazin dünyasında Fahriye Evcen'le ilgili en son gelişme çok konuşuluyor. Fahriye Evcen'in eşine Burak Özçivit'e sete, dizi setine, Kuruluş Osman dizisinin setine yemek yapıp gönderdiği haberi gündeme damgasını vurdu. Fahriye Evcen'in bu yaptığı son derece şık, son derece güzel bir davranış. Seven insan böyle yapar. Kocasına aşık insan kocasını daima düşünür. Fahriye Evcen bir oyuncu olarak çok iyi biliyor setlerin durumunu. Setlerdeki o sağlıksız koşulları çok iyi biliyor. Her ne kadar Kuruluş Osman dizisinin seti diğer bazı setlere göre çok daha düzenli, çok daha oturmuş olsa da ve Burak Özçivit'i başrol oyuncusu olarak sette yapımcı ve ekibi tarafından, yönetmen ve ekibi tarafından aynı zamanda el üzerinde tutulsa da yine de hiçbir zaman insanın kendi evindeki gibi bir ortam, bir düzen mümkün değil hiçbir zaman. Sabah başlıyor erken saatte biliyorsunuz dizi setleri çoğu zaman gece yarısı da devriliyor ve ertesi gün, ertesi sabaha kadar uzayan çalışma saatleri. Bu arada ne insan ne beslenmeyi düşünebiliyor sağlıklı olarak ne diğer ihtiyaçlarını düzenli olarak gidermeyi düşünebiliyor. Orada amaç öncelikle senaryonun çekilip bitirilmesi olduğu için çok insanüstü şartlarda çalışılıyor. Yıllardır setlerde bu dizi sürelerinin 2 saati aşması, 2 saati bulması ve zaman zaman da aşması nedeniyle hep büyük sıkıntılar çekiliyor. Oyuncular ve set çalışanları tarafından malumunuz. Fahriye Evcen de bunları çok iyi bildiği için bir oyuncu olarak ve kocasının sağlığını düşündüğü için elbette her çift, her kadın eşini, sevdiği insanı sağlığını düşünür ama Fahriye Evcen bunu eyleme çevirdi ve evinde, mutfağında kendi elleriyle yaptığı sağlıklı yemekleri kocasına yolluyor. Her gün yolluyor. Kendi eliyle yaptığı yemek. Setlerde çoğunlukla karavana çıkıyor. Yemek şirketlerinden yemek geliyor. Bazı setlerde de ekmek arası köfte, ekmek arası döner, ekmek arası işte bazılarında peynir, domates öyle geçiştiriliyor. Bütün bunları iyi bildiği için Fahriye Evcen kocasını en iyi şekilde besleme gayretinde ve bu da sosyal medyada çok büyük ilgi çekti Fahriye Evcen'in bu şık davranışı. Kimisi onu eleştirdi. Ya çıtayı yükselttin. Adamlara bu kadar iyilik yaramaz diye eleştiren de var. Bir tanesi de çok kızdı. Bu Fahriye kocasının ayağına leğene su koyup da götürüyordur aynı zamanda evde diye yazan da var. Bunlar sevgisiz insanlar. Kendi çevrelerinde sevgi görememiş ve birlikte oldukları insanlar tarafından ötelenmiş insanlar diye düşünüyorum. Ötelenmiş kadınlar diye düşünüyorum. Yoksa seven insan, başkası için iyi düşünen insan bu şekilde eleştiri yapmaz. Hele ki böyle bir güzel davranışı bu şekilde kıyasıya eleştirmez diye düşünüyorum. Ve Fahriye Evcen'in yaptığı bu sebze ağırlıklı yemekler, kocasının iyiliğini düşünerek yaptığı bu yemekler Burak Özçivit'in performansında olumlu yönde etkiliyordur diye düşünüyorum. Bu arada Kaan bebeği paylaşmıştı biliyorsunuz Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde ona giydirdiği ilginç bir tulum vardı. Astronot tulumu. Kaan bebek 8 aylık ve çok yakışmış tabii o üzerine giydiği. H&M diye bir firma var biliyorsunuz. Hanımlar çok iyi bilir H&M'i. Orada çocuk reyonunda satılan bir kıyafet bu, bir tulum ve Fahriye Evcen'in bu paylaşımından sonra yok satmış H&M'deki o tulum ve stoklar tükenmiş.
yeni sipariş vermiş firma, üreticiye yeniden ısmarlamış. Çok büyük ilgi görmüş. 139 liraya satılan bir ürün o. Yeni sipariş, yeni ürünler geldiği zaman muhtemelen fiyatı biraz yükselmiş olacaktır. Karan bebeğin etkisiyle diye düşünüyorum. Fahri Evcen de Burak Özçivit cephesinden haberler bu şekilde. Bu arada Fahriye Evcen daha önceleri dizilere dönmeyi düşünmüyordu. Dizi setlerine dönmeyi düşünmüyordu. Ve reklam filmlerinde oynamak istiyordu. Sinema filmi olursa kocasının bir projesi onu eşlik etmek istiyordu. Muhtemelen yazın bir sinema filmi Burak Özçivit'in çekmeyi düşündüğünü, planladığını duydum. Öyle bir yapımda Fahriye Evcen de oynamak isteyecektir. Öyle bir sinema filmde Fahriye Evcen de oynamak isteyecektir. Bakalım o günler ne gösterecek. Bu arada Fahriye Evcen'in senaryo okuduğunu biliyorum. Kendisine teklifler gelmeye devam ediyor. Zaten hiçbir zaman durmadı ki o teklifler. Senaryolar gelmeye devam ediyor. Ancak Fahriye Evcen'in şartları belli. Haftada 2 gün mutlaka tatil yapacak ve günde de 8 saat çalışacak setlerde. Onun dışında çalışmayacak. Ancak yapımcılar Fahriye Evcen'i ikna edebilmek için önce bu şartlara evet derler. Sonra da çekimler başladıktan sonra da ne yapalım, kanal sıkıştırıyor, bölüm yetişmiyor gibi sözler bugüne kadar hep olduğu gibi bundan sonra da duyulur ve benim tahminim yapımcılar, yönetmenler söz verirlerse Fahriye Evcen'e kolay kolay yerine getiremezler, tutamazlar. Bu süreler olduğu müddetçe, dizilerin süresi bu kadar uzun olduğu müddetçe. Peki arkadaşlar, beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Sevgiyle, saygıyla.